İletişim insanlığın en temel ihtiyaçlarındandır. Artık anlık habere ihtiyaç duyduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Zamanla tamamen özgün ve bize ait bir dil oluştu topraklarımızda ve yeşerdi hızla. Tarafsız, özgür ve çok sesli bir medya için yerel gazete okuyun. Hakimiyet Gazetesi. 1 Mayıs coşkusu. Emekçiler meydana indi. Mersin'de 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Tevfik Sırrıgür Stadyumu'ndan yürüyerek Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen yaklaşık 10 bin kişi halaylar çekip türküler söyleyerek bayramın tadını çıkardı. Voleybol yıldızları Mersin'de buluşacak. Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı turistik Kız Kalesi'nde düzenlenecek olan Plaj Voleybol Dünya Turu 3 Yıldız Mersin Türkiye organizasyonu bugün başlıyor. 38 ülkeden 214 sporcunun katılacağı etkinlik 6 Mayıs'a kadar sürecek. Organizasyonla ilgili olarak kongre merkezinde tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Güney Gazetesi. Mersin'in seçmen sayısı arttı. 24 Haziran Pazar günü yapılacak olan genel seçimlerde Mersin'de 1.271.176 seçmen sandık başına gidecek. Mersin'de geçen yıl 16 Nisan'da yapılan anayasa değişikliği referandum seçimlerine göre Mersin'de seçmen sayısının 24.996 kişi arttı. Mersin Üniversitesi'nde ekonomi zirvesi. Mersin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mehmet İsmail Yağcı, öğrencilerle iş adamlarını buluşturan toplantıda yaptığı konuşmada, kentin ekonomik aktörlerini sizlerle buluşturmak ve beklentilerini sizlerle paylaşmalarını çok önemli buluyorum. Sizler bu kentin geleceğisiniz, dedi. Haberci Gazetesi. Teşviği de kaptınız, başlayın artık. Mersin'in yılan hikayesine dönen projelerinden Kazanlı Seyhan Turizm Projesi'nde 10 yıldır çivi çakmayan yatırımcılara şimdi de teşvik desteği geldi. Anamur caddelerinde ölüm tuzağı. Anamur Atatürk Bulvarı'ndaki orta refüjde bulunan aydınlatma lambalarının enerji girişlerindeki kapakların açıkta bırakılması tehlike yaratırken, refüjlerdeki sulama boruları adeta bu alanları ölüm tuzağına dönüştürdü. Vatandaşlar yetkililere seslenerek önlem alınmasını istedi. İMC Gazetesi. Çürümeye terk edildi. Milyonluk kamu binaları ve tesisleri çürümeye terk edildi. Mersin'in çeşitli bölgelerinde bulunan ve bir zamanlar halkın yararlanabilmesi için inşa edilen kamu binaları ile tesisleri çürümeye terk edildi. Çocuğumun doğum günü. Kahvaltıda ekmek bile alamadım. Adana'da köprüye çıkıp intihar etmek isteyen Ş.Y. Seyhan Nehri'nin üzerinden geçen köprünün korkuluklarına çıktı. Kızımın doğum gününde sabah kahvaltısına ekmek bile alamadığını söyleyen Ş.Y.'yi polis yukarıda konuşup ikna etmeye çalışırken köprünün altındaki Seyhan Nehri'nde de dalgıç polis atlama ihtimaline karşı nöbet tuttu. Akdeniz Gazetesi. Büyükşehir esnafın yaralarını sardı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, geçtiğimiz yıl talihsiz bir yangın sonucu kullanılmaz hale gelen ve yenilenen Tarsus Hal Kompleksi Boş Kap Depolama Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Yeni teşvikler Mersin için önemli fırsat. Resmi gazetede yayınlanan Mersin Tarsus Kazanlı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi'nin hayata geçmesi kararını değerlendiren Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, teşviklere eklenen yeni kararla 10 yılı aşkın süredir yatırım yapılması için beklenen Kazanlı Seyhan Bölgesi'nin tesislerin kurulması için büyük bir şans olduğunu söyleyerek yatırımcılarının bu fırsatı iyi değerlendirmesi gerektiğini söyledi.